Bir bağlantı gerçekleştirelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, koronavirüs önlemleri kapsamında ülkeye göçmen kabulünü 60 gün süreyle askıya aldı. Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş için de birçok farklı vize türü bulunuyor. Peki Trump'ın bu kararından kimler etkilenecek? Ayrıntılar için New York Barosu Avukatı Ayhan Ömen'le konuşacağız. Ayhan Bey merhabalar. Yayına hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle bu karardan kimler etkilenecek? Bize bir anlatır mısınız? Tabii ki. Başkan Trump'ın dün akşam imzaladığı kararla 3 grubun etkilendiğini söyleyebiliriz. Bunlardan birinci grup Amerika dışında olan ve Green Card sürecine gitmeye çalışan yeşil kart, yani Green Card sahiplerinin aile başvurularını kapsıyor. Dolayısıyla Green Card sahibi olan birinin ailesi için yaptığı Green Card başvurularını kapsıyor. Birinci grup bu. İkinci grup ise Amerikan vatandaşının gene Amerika dışında olan ve anne ve baba ve kardeşleri için yaptığı yeşil kart başvurularını kapsıyor. Üçüncü olarak da Green Card çekilişini kazanan ama daha ne Green Card'ını ne de göçmenlik vizesini almamış olan konsolosluk görüşmesini bekleyen kişileri kapsıyor diyebiliriz genel hattıyla. Peki şimdi şöyle baktığımızda çeşitlilik vizesi olarak da biliniyor Green Card. Green Card'ın başvurusu aslında tüm dünyadan her yıl on binlerce kişi Green Card'a başvuruyor. Geçtiğimiz yılda başvurular alınmıştı. İlerleyen haftalarda da o başvuruların neticesinin açıklanması bekleniyor. Şimdi ne olacak, o başvurular neticelenmeyecek mi, açıklanmayacak mı? Bu çok güzel bir soru aslında. Burada bence önce dikkat edilmesi gereken nokta şu. Tabii ki öncelikle bu Başkan Trump'ın yaptığı kararnameye baktığımızda gerçekten çekilişi kazanmış olan, Green Card çekilişini kazanmış olan ve bu sene göçmenlik vize görüşmesi randevusunu bekleyen kesimin çok etkilendiğini görüyoruz. Dolayısıyla şu anda çekilişin sonuçlarını, yeni çekilişin başvuru sonuçlarını Mayıs 5'te açıklanacak. Dolayısıyla bu çekilişin etkilenmesi söz konusu değil bu karardan. Bu arada çok söylentiler var. İşte bu geçen sene yapılan başvuruların bu sene Mayıs 5'teki çekilişin gecikeceği yönünde, erteleneceği yönünde çok söylenti var ama resmi hiçbir açıklama yok. Ve resmi dvlotterystate.gov'a bakıldığında da görülecek hiçbir açıklama yok. Ve Mayıs 5 itibariyle geçen sene yapılan çekilişlerin başvuruları hala belirlenen tarihte açıklanacak. Ama bu karara baktığımızda şu çok önemli. Özellikle Başkan Trump'ın geldiğinden beri çekilişten yeşil karta insanların gitmesine karşı olduğu için, bunu değiştiremediği için ve görüyoruz bu kararla direkt geçen sene kazanmış olan ve bu sene Eylül ayına kadar vize görüşmesine girmesi gereken kişileri hedef aldığını görmüş oluyoruz. Peki Ayhan Bey, şimdi çeşitli öğrenci üzerleri var, bunları da biliyoruz. Herkes çalışmak için gitmiyor, eğitim için giden de çok fazla kişi var. Onların durumları, vizeleri ne olabilir? Bu kararda Başkan Trump aslında yeşil karta giden kişileri hedef almış durumda. Dolayısıyla kimleri hedef alıyor özellikle? Amerika dışında olan ve yeşil kart sürecine gitmek üzere olan, bu bahsettiğimiz 3 grupta yer alan ve hala göçmenlik vizesini almamış olan ve ellerinde herhangi bir seyahat izni olmayanları etkilediğini görüyoruz. Dolayısıyla göçmen olmayan hiçbir vizeye etkileyen bir karar değil bu. Dolayısıyla öğrenci vizesidir, work and travel vizesidir, işte yatırımcı vizesidir, H1B gibi çalışma vizelerini etkileyen bir karar bu değil. Fakat şu noktayı dikkate almak lazım. Bu kararın içinde Başkan Trump Göçmenlik Dairesi'ni ve İş ve İşçi Bakanlığı'na da bir görev veriyor ve diyor ki 30 gün içinde bana eğer göçmen olmayan vizelerin de bizim Amerika'daki işsizliği etkileyeceği noktasında bir çalışmayla dönün diyor bana. Yani eğer bu çalışmaya göre gerekirse göçmen olmayan çalışma vizelerinde belli kısıtlamalar getirebileceğinden bahsediyor. Dolayısıyla bu kararda kesinlikle vizeler, yani göçmen olmayan vizeler etkilenmiş durumda değil. Neler bunlar? Öğrenci vizesidir, work and travel'dır, H1B'dir, işte yatırımcı vizesidir. Bunlar etkilenmiş durumda değil. Tam tersi Green Card'a gitmek üzere olan bahsettiğimiz o 3 grup etkileniyor sadece. Trump'ın göçmen kararından kimler etkilenecek? New York Barosu Avukatı Ayhan Ömen'le değerlendirdi. Kendisine teşekkür ediyoruz.